Efendim tekrar merhaba. Dün biliyorsunuz acayip bir gündü. Ve şimdi sıradaki haberimizde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şunu demişti. Suriyeli çalıştır, sigorta da yapma. Sonra bu Suriyeliler ne olacak de. Önce iş insanları isyan edecek. Neye? Eğer giderlerse demişti. Samimi bir açıklamaydı. Şimdi ilginç olan açıklama skandal. Karar vericiler. Biz bunu bu arada çalıştıranlar. Biz bunu defalarca söyledik bu ülkede. Bunu hümanizmle, insancılıkla, insan haklarıyla filan açıklanacak bir tarafı yok. Bu ülke sadece Cumhuriyet dönemi değil öncesinde de çalışma hayatında emekçi için bir takım haklar elde etti. Yasa dışı çalıştıramazsınız insanları. Üç kuruşa çalıştırmak buraya sığınan insanları da sömürmek demektir. Bu ülkedeki ayarları bozar dedik. Bunları söyledik. Sonra böyle skandal bir itiraf geldi. Fakat patronlardan ses yok. İstanbul'un kenarında otur, fabrikanda Suriyeli'yi çalıştır, sömür, sigortasını da yapma. Ondan sonra ayak ayak üstüne at, gazeteci arkadaşınla beraber ne olacak bu Suriyelilerini hallede. Böyle bir 200'lük olur mu? Hadi şimdi 1 milyon gidecek. İlk önce kim isyan edecek biliyor musun? Türkiye'deki iş insanları. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bu çıkışıyla gözler bir kez daha kayıt dışı istihdama yöneldi. Soylu'nun işverenlere hedef alan bu sözleri, işverenlerin fabrikalarda sigortasız kaçak olarak işçi çalıştırmasına hükümet göz mü yumuyor sorularını gündeme getirdi. Hem muhalefetin hem sendikaların tepkisini topladı. Ya şu zenginleri ve parayı sevdiğiniz kadar bu milleti, bu ülkeyi, bu devleti sevseniz ya. Nedir bu millete, bu ülkeye, bu devlete garesiniz? Sayın İçişleri Bakanı şunu demek istiyor. Ey işverenler, biz sizin insanları kayıt dışı çalıştırdığınızı biliyoruz. Bu insanları sınır dışı edersek bunun faturası size çıkacak diye işverenlere aba altından sopa göstermektedir. AK Parti'den yükselen ilk ses değil bu. Geçen Temmuz ayında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki de göçmenlere ilişkin yaptığı bu açıklamayla tartışma yaratmıştı. Bazı şehirlerde sanayiyi onlar ayakta tutuyorlar. Yüz binlerce insan. En ağır işlerde çalışıyorlar. Ekonomiye de katkıları var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'deki toplam işçi sayısı 15.2 milyon. Kayıt dışı istihdam oranı ise %20'ye yakın. Ama bu resmi rakamlara göre. Bu da kesinlikle doğru değildir. En az bunun iki katı bir kayıt dışı ekonomi söz konusudur. Bu bir ekonomik terördür, kayıt dışılık. Hiçbir devlet ekonomik terör yapılmasına izin vermez, veremez. Türkiye'de en yoğun kayıt dışı istihdam ev işleri, hizmet, inşaat ve tekstil sektöründe. Ancak son dönemde tarım ve hayvancılık alanında da kayıt dışı çalıştırılan yabancı sayısında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Tekstil sektöründe kayıtlı çalışmanın 1 milyon 300 bin civarında olduğu görülüyor. En az bu kadar da kayıt dışı bir çalışmanın olduğu söylenebilir. 19 yaşındaki İranlı sığınmacı Mustafa Avşar da sigortasız çalıştırılan işçilerden biri. 5 yıl önce İran'dan önce Erzurum'a sonra da İstanbul'a geldi. Türkiye'de nasıl geçiminizi sağlıyorsunuz? Tekstil, inşaat, bekçilik, oto yıkama, halı yıkama, öyle işler. Benim hiçbir zaman çalışma iznim yoktu. Sadece yabancılar öyle değildi. Türkler de geliyorlar, sigortasız çalışıyorlar. Hiçbir işveren sigortasını yapmadı. Günlük yevmiyeli işlerde çalıştı 5 yıl boyunca. Şimdi Avrupa'ya gitmenin yollarını arıyor. Ben 5 yıldır Türkiye'de çalışıyorum. Hiçbir şey kazanamadım. Bugün Edirne'ye gitmem lazım. Oradan karşı taraf Yunanistan'a gideceğim.